Merhabalar efendim, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklardan taze bamya derin dondurucuda nasıl saklanılır? Bu yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. Genelde sizlere olmayan tariflerimi paylaşmayı seviyorum. Taze bamya tarifim de YouTube kanalımda videolu olarak yoktu arkadaşlar. Görünce Türk marketinden hemen alıp sizler için de videolu hazırlamak istedim. Maalesef Türkiye'deki pazarlardaki gibi taze olmasa da yine de çok güzel bir bamya elde etmiş oldum. Bu kararmış olan renklerinden daha sonra eser kalmayacak neredeyse. Evet, öncelikle nasıl yapıyoruz? Bamyamızı güzelce bol suda yıkıyoruz, süzdürüyoruz. Sizin görmeniz için ben bu şekilde tasların içerisinde yıkadım. Daha sonra lavabonun içerisine bol suda yıkayıp süzgecime aldım. Yıkadıktan sonra ikinci işlemimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her bir bamyayı kalem açar gibi bir bıçak yardımıyla düzleyeceğiz. Huni şeklinde, tepesi huni şeklinde kalacak şekilde bamyalarımızı açıyoruz. Bamyamızın pişerken sünem sünem olmaması için buradaki püf nokta arkadaşlar, tamamıyla kafasını kesmiyoruz. Huni şeklinde bamyamızı düzlüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer tepesini keserseniz bu bamyamızı pişerken sünem sünem olmasına sebep olacaktır. Buna özen gösterin lütfen. Tek tek bamyaları bu şekilde ayıkladıktan sonra yaklaşık 1,5 litre sıcak suya kaynatalım. Bu suyun içerisine temizlemiş olduğumuz bamyalarımızı ilave edelim. Bir tane limonun suyunu da sıkalım ve kabukları ile birlikte içine atalım. Bu şekilde yaklaşık bir 8-10 dakika kadar haşlamaya bırakalım. Kısa bir sürede rengi dönmeye başlayacaktır ve o gördüğünüz siyah karartı renkler de arkadaşlar yavaş yavaş yok olacaktır. Evet, bamyamız çok güzel istediğimiz rengi geldi arkadaşlar. Şimdi sıcak suyun içerisinden süzdüreceğiz. Ben bu şekilde kevgir ile süzgecin içerisine aldım. Daha sonra kısa bir lavabonun altında soğuk suda yıkadım, şokladım. Dilerseniz soğuk bir kabın içerisinde alıp batırıp çıkarabilirsiniz. Ve süzgeçte süzdürdükten sonra böyle bir tepsimi aldım. Tepside soğumaya bıraktım. Daha sonra arkadaşlar irice olan içindeki bamyaları ayıkladım. Eşit bir şekilde poşetlemek istedim. Bu iri olmuş olan bamyaları da hiç tereddüt etmeden 3'e 4'e kesebilirsiniz. Kesinlikle bamya yemeği pişirirken sünem sünem olmaz. Olmayacaktır da. Buna garanti veriyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra hiçbir sorun olmayacaktır. Ve daha sonra buzluk poşetlerine pay edelim. Yiyeceğiniz miktarda. Bir tane domatesi de küp küp doğrayalım. Onu da içerisine atalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz poşetleri pipet yardımı ile havasını çektirelim. Ve derin dondurucuya kaldıralım. Pişireceğimizi de arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Tencereye normal yağını, soğanını kavurduktan sonra dilerseniz etli, kıymalı, nasıl isterseniz o şekilde yaptıktan sonra donmuş şekilde çıkartıp tenceremize alıyoruz. Suyunu verip o şekilde pişiriyoruz. Kesinlikle çözdürmeden tenceremize alacağız. O şekilde pişireceğiz. Tadında değişiklik olmuyor ve kesinlikle sünem sünem olmuyor. Evet, ben bu şekilde dondurucuya attım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca bu şekilde saklama yöntemi haricinde birkaç değişik yöntem de vardır arkadaşlar. Konservesini de yapıp konserve şeklinde saklayabilirsiniz. Hiçbir işlem yapmadan sadece temizledikten sonra çiğ şekilde derin dondurucuya atabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır ama ben bu şekilde yaptığım için sizlere bu tarifimi paylaşmak istedim. Evet, taze bamya yemeği nasıl pişer? Onun tarifini arkadaşlar diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi kesinlikle sünem sünem değil, tane tane gördüğünüz gibi harika oldu. Ben tavuklu bamya pişirdim. Sizler zeytinyağlı veya etli yapabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Umarım beğenmişsinizdir.
Şimdiden hepinize kolay gelsin diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.